Herkese merhaba, kanalıma hoş geldiniz. Ben Ekin. Bugün bir misafirimiz var. Bu kediciyi ben sokakta buldum. Annesi babası yanında değildi. Üşüyordu. Ben de aldım. Her zamanki gibi yine bu kediyi bağışlamaya karar verdim. Ve tabii ki bağışlanacak birisi çıktı. Arkadaşım bu akşam gelip kediyi alacak. Yani bu kediyle ilk videom ve son videom olacak. Çok şeker bir şey yavru arkadaş. O kadar tatlı ki. Ben ne bulayım? Evet. Bayağıdır yaptığım bir alışverişi sizlerle paylaşacağım. Umarım beğenirsiniz aldıklarımı ve umarım siz de aldıklarımı alırsınız. Hemen hızlıca başlayalım. Evet, ilk olarak bu biraz farklı bir video olacak. Çünkü ilk defa aldıklarımı size dolabımdan göstereceğim. Bu arada sesim için kusura bakmayın çünkü hastayım. Burnum tıkalı. Onun için biraz zor konuşuyorum. Pantolonlardan başlıyorum. Burada hemen göstereyim, çıkartıp. Bir adet pantolon var. Bu pantolonu ben Plan B'den aldım. İnternet sitesinden aldım. Çünkü gerçekte de elime bedeni kalmamıştı. Bu 36 beden. Bu şekilde üstünde etiketleri olan bir pantolon. Aynı şekilde şurasında da Lotus detayı var. Gerçekten çok hoşuma giden bir pantolon oldu benim. Çok spor, boyfriend ya da mom jean dediğimiz gibi paçaları da bu şekilde. Pantolon. Zaten şu anda da üstünde bu pantolonun nasıl durduğunu, duruşunu görüyorsunuz. Kedi geldi. Uyandırdım onu. Geldi. Şimdi ise göstereceğim pantolon düz kot bir pantolon. Bu pantolon da yine Bershka'dan aldım galiba. Evet, Bershka'dan. Yüksek bel, bu şekilde bir pantolon, gelemiyorum. Bunun da duruşunu şu anda üzerinde görüyorsunuz. Pantolonlardan devam ediyorsak eğer, sırada bu siyah tayt var. Bu tayt da ben Calzedonia'dan aldım. Tayt kalın bir tayt, yani kışık bir tayt. Toparlayıcı şu an bana nur indi. Şu an beni göremiyorsunuz. Bir dakika. Allah'ım, neler çekiyorum burada. Şu an gayet güzel galiba. Evet. Titan toparlayıcı özelliği var. Yani arkayı toparlıyor. Gerçekten kullanımdan benim mükemmel bir tight. Gerçekten toparlayıcı özelliği var. Her türlü rahat. Beli sıkı değil. Ayrıca hani... Kedi bacağıma tırmandı. Göstergen. Gel. Bir dakika. Çok zorluk çekiyorum. Ağlayacağım. Şu anda taytı üzerinde görüyorsunuz zaten. Merhaba de. Merhaba de sevilenlerine. Merhaba de, merhaba de, merhaba. Gider misin? Sırada bu pijama var. Bu pijamayı ben H&M'den 5 liraya, sadece 5 liraya aldım şunu. Bunun üzerinde görebilirsiniz şu anda. Tişörtlere geçersek eğer, burada Babe Squat yazan bir tişört var. Bordo renkli yarım kollu. Bunu H&M'den yine 35 lira gibi fiyatı almışım. Burada diğerleri fiyatları söylemeyi unuttum, çok özür dilerim. Düz kot 60 lira. Tight 120 lira. Boyfriend Mom Jean'de kaç liraydı? 110-120 lira falan. 120 galiba olması lazım. Yine H&M'den gösterelim. Şu şekilde ten rengi gibi, sarı ama ten rengine daha yakın bir bluz almıştım. Bunun fiyatı da yine 35 lira gibi bir şeydi ya da 30 lira, tam hatırlamıyorum. Yine H&M'de. Bu şekilde kalın bir kazak aldım. Bu da yine biraz boğazlı. Fiyatı da 60 ya da 70 lira olması lazım. Bunu da Bershka'dan almıştım galiba. Bunu alma hikayem şöyleydi. Ben bunu İzmir'deki Bershka mağazasında bulamadım. Daha sonra biliyorsunuz ki Antalya'ya gittim ben. Öykü'nün doğum gününe. Orada yine bunu sordum. Gittiğimde bana yok dediler.
Daha sonra gezdim vesaire, alacak bir şey bulamadım. Yeniden girdim Bershka'ya. Ve bunu başka bir tezgahın üzerinden yani durmuş bir şekilde buldum. Small bedendi. Gayet güzel oldu small olmasına rağmen. Ve bu kadar şans olamaz deyip bunu aldım. Çünkü gerçekten çok almak istiyordum. Bir blogger, youtuber olaraktan. Cidden bunu çok ama çok severek yiyorum. Fakat fiyatı pahalı. Fiyatı 70 liraydı. Ama çok güzel. Yani dayanamadım ve kendi paramdan aldım. Ve şimdi 90'lar yazan bir body t-shirt gibi bir şey. Almıştım bunu, yine Antalya'dan almıştım. Bunun fiyatı da yine 25 lira olması lazım. Bir 90 çocuğu olmasam da 99'luyum. Onun için bunu almak istedim. Sırada geldik bu elbise. Bu elbiseyi ben Bershka'dan almışım. Farklı renkleri de vardı yanlış hatırlamıyorsam. Yine Nuri'nin yüzüme. Evet. Rengi gerçekten mükemmel. Şu anda üzerimde görüyorsunuzdur zaten. Kesinlikle vücudu çok güzel sarıyor. Harika bir elbise diyebiliriz bu elbise hakkında. Yine ben Antalya'dan şu şekilde bir H&M'den hırka almıştım. Bu arada elbisenin fiyatı 60 ya da 55 liraydı. Evet 55 liraydı. Bu hırkanın fiyatı da yine 50 lira. Biraz pahalı fakat gerçekten çok sıcak tutan bir kabanla alaka. Evet. Hırka diyeyim. Gerçekten mükemmel bir eşofman üstü. Her şey oldu şu anda. Kaban, eşofman üstü, hırka. Yani bilmiyorum artık. Fakat bu da mükemmel. Hala vardır eminim ki, gidip bir bakın. Daha sonra yine şu şekilde iki tane Bershka'dan hırka aldım. Bir tanesinde bu şekilde çizgili detaylar var. Diğeri ise onun pembesi. Aynısının pembesi ve siyahını aldım. Neden ikisini aldım? Çünkü ikisi de indirimdeydi. 30 lira, 30 lira toplam 60 lira verdim. İki tane cekete. Normalde tanesi 60 liraymış. Fakat ben dayanamadım. Şimdi sırada bu Plumery'den aldığım ceket. Bu seferki ceket, kot ceket var. Arkası da belki birçoğunuzun bildiği gibi bu şekilde flamingolu. Şu an hani üstünde görüyorsunuz. Bunu ben 120 liraya almıştım. 2 ay önce galiba. Şu an giyemiyorum ne yazık ki. Wrestling'in bana gönderdiği bu mükemmel yorganlara. Bu yorgan, yani daha doğrusu deniz kızı battaniyesi, o kadar güzel ki hem sıcak tutuyor hem güzel gözüküyor vücutta. Bununla yine duruşunu üzerimde şu anda görüyorsunuz. Gerçekten ama gerçekten mükemmel bir şey. Tüm vücudu sarıyor neredeyse. Kuyruğu bu şekilde. Çok 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 güzel bir battaniye. Eğer bu battaniyeye sahip olmak istiyorsanız açıklama kısmında web sayfası yer alıyor olacak. Oraya tıklayıp almanız yeterli. Kesinlikle Dressling güvenilir bir site. Aynı şekilde bunun yine mavisini de bana gönderdiler. Şimdi sizlere bir haberim var. Mavi rengini birine hediye etmek istiyorum. Tam bir deniz kızı rengi. Mavi battaniyeyi çekiliş yapacağım. Çekiliş yapmanız için şartlarım şunlardır. Bu arada eğer göstereyim diyorsanız da bunun da yine kuyruğu bu şekilde. Yine battaniye. Şartlarım şunlar. Aşağıda yine yazıyor olacak şartlar. Bana YouTube'dan abone olmak, Instagram sayfama abone olmak, aşağıya mavi battaniye istiyorum diye yorum yazmak, videomu beğenmek ve bol bol öpücük atmak olacak. Çekiliş bir hafta içinde açıklanacak. Bir haftalık süreniz var. Ayrıca kargo parasını da ben ödüyorum bu arada. Merak etmeyin, siz ödemeyeceksiniz. Ne dersiniz bilmiyorum ama hadi bakalım çekilişe. PPZ adlı bir siteden aldığım bir alışveriş var. Bu sitenin sitesi tart ve iç çamaşırı sitesi. Aynı zamanda gecelik türü şeyler de var. Gerçekten mükemmel kaliteli bir site. Ben iki tane iç çamaşırı aldım. Şu an onları göstereceğim. Birinci iç çamaşırı bu şekilde pembe detayları olan bir sütyen. Arkasından da dantelleri var. Bu gerçekten ama gerçekten mükemmel. Dokusu o kadar yumuşak ki size anlatamam. Aynı şekilde bunun alt çamaşırını da aldım. Fiyatı yine 30-35 lira ya da 50 lira gibi bir civardaydı. İndirimdeyken aldım. Hala indirimde ürünler var. Kesinlikle gidip bir bakın. Gerçekten mükemmel şeyler var. Hem kalitesi hem hızlı geliyor hem de yani aşık olacağınız belki iç çamaşırları var orada. Aynı şekilde bunun şeyini de aldım, altını da aldım. Bu şekilde bir, tamam daha hiçbirini giymedim bu arada. Kesinlikle temizler, hiçbirini giymedim size göstereceğim için.
Sitesi şu şekilde. Fakat ben bunu, yani tabii ki şu an üstüne göremeyeceksiniz bunları. Bir diğer aldığım sütyen ise oradan bu sütyen. Şöyle durduğuma bakmayın. Sütyen mükemmel. Şuna bakar mısınız? Çok ama çok güzel bir spor sütyen. Gerçekten rahatlığı olsun, desteklemesi olsun. Her şey mükemmel. Bir gerçekten PPZ aldı siteye bakın derim. Gerçekten mükemmel bir site. Yine bunun altını aldım. Ve şimdi gelelim ayakkabı alışverişime. Ayakkabı olarak, daha doğrusu bot olarak şu şekilde İnci'den bir bot aldım. Şu şekilde göstereyim. Yine aynı şekilde ayağımda da görüyor olacaksınız. Birazdan bu şekilde detayları var. Bu botun fiyatı 300 lira gibi bir civardaydı. İndirime düşerse kesinlikle bakın derim. Hem rahat hem de her türlü kıyafetle oluyor. Ayrıca ne altın ne de gümüş detayı var ki bu benim için çok çok önemli. Çünkü mesela ben montun altın bir detaysa ayağıma gümüş rengi bir ayakkabı giyemiyorum. Ya da ayağımdaki renk altın ise üstüme gümüş rengi bir mont giyemiyorum. O detaylı olan mesela işte şey kısmı, fermuar kısmı olsun, düğme kısmı olsun giyemiyorum. Sizin de bu şekilde sıkıntılarınız varsa kesinlikle İnci'deki bu bota bir bakın derim. Harika çünkü. 2 adet de şal aldım. Bir tanesinin rengi bu. Bu şekilde kırmızı, siyah bir şal. Bilmiyorum size şallara takınız varsa kesinlikle bir böyle alın derim yani. Ben bunu kemer al yok. Alsancak'ta yoldan aldım. 15 liraydı bunun fiyatı. Bir diğer şalım da renkleri bu şekilde. Bununla ben ambardan aldım. Ambar. Bu arada ambar. Benim tanıdığımın mağazası. Tanışıyoruz biz. Gerçekten o gerçekten ısıtıcılığı da olsun. Mükemmel bir atkı şal. Evet, alışverişim bu şekildeydi. Çok uzun bir video oldu. Bunun için kusura bakmayın. Bayağı da alışveriş videosu çekmiyorum. Sanırım hak ettim bunu. Evet, hepinizi çok 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 seviyorum. Eğer daha fazla bu şekilde videolar görmek istiyorsanız bana abone olmayı unutmayın. Ayrıca çekilişe de katılmayı unutmayın. Hepinize bol bol sevgi ve öpücükler.